Ardan Sen Adalet mi? İki yüzlüsünüz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu takdir ettim. 69 yaşında hayli zor bir yürüyüş maratonunu sağ salim bitirdi. Adalet kavramına dönük farkındalığın da artmasına neden oldu. Bu iyi bir şey. Adaleti zayıf devletler yaşamlarını zor sürdürürler. Tabii ki hepimiz için bağımsız tarafsız adalet bir gün gerekebilir. Kanatım Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkede bu işi yapması gereken en son siyasetçidir. Nedenini öncelikle şu anda etrafında pervane olmuş şahıslara anlatayım da aynaya baktıklarında kaç tane yüz görüyorlar bana rapor etsinler. Felaketin başlangıcı 2010 CHP'nin hayır Fethullah Gülen'in de o dönem AK Parti'nin yanında yer alıp evet çağrıları yaptığı tarihi manidardır. 12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği hukuk sisteminde yeniden yapılanmayı öngörüyordu. Değişikliğin en önemli maddesi HSK üyelerinin seçimine ilişkin tek kişi tek oy ilkesiydi. CHP bu değişikliği Anayasa Mahkemesine götürdü ve Haşim Kılıç başkanlığındaki mahkemenin 7 Temmuz 2010 tarihli kararında şöyle deniliyordu. Seçmen iradesini yansıtmaktan uzak olan bir seçim usulünün demokratik olmadığında kuşku yoktur. Seçmen iradesinin gerçek anlamda oya yansımasını sınırlayan böylece oy kullananların iradesini olumsuz yönde etkileyen bu düzenlemenin hukuk devletinin temel öyesi olan bağımsız ve tarafsız bir yargının oluşmasını da engelleyeceği açıktır. Mahkemenin bu gerekçeyle verdiği iptal kararı neye yaradı? FETÖ'cü unsurların kullandığı blok oylarla hukuk sistemi FETÖ'nün eline geçti. Oysa iptal edilen tek kişiye tek oy sistemi, çoğulcu bağımsız dengeli bir hukuk sisteminin kurulması için öngörülmüştü. Kılıçdaroğlu konuyu AYM'de iptal ettirerek sistemin FETÖ'nün kontrolüne girmesini sağladı. O gün o iptal kararı CHP için zafer olarak nitelendi. Bugün Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki yazar çizer akademisyeni çıkıp da ''Arkadaş biz ne yaptık? Hukuk sisteminin dibine dinamit koyduk.'' demedi. Nitekim hukuk sistemindeki korkunçluk 17-25 Aralık pervasızlığıyla birleşince aynı anayasa mahkemesi, 10 Nisan 2014 tarihinde aldığı kararla 2010 tarihli kararını şu sözlerle düzeltmek zorunda kaldı. HSK üyeliği seçimlerinde seçmenlerce bir oy kullanılması seçim sonucu oluşacak yapının çoğulculuğunu sağlamaya yenilik olduğundan tek oy kullanımının öngören düzenlemede demokratik hukuk devleti ilkesine aykırılık bulunmamaktadır. Avrupa Hukuk Yolu ile Demokrasi Komisyonu'na göre de seçmenler seçilecek kişilerin sayısından daha az aday için oy kullanma hakkına sahip olmalıdırlar. Bu demokrasi ilkesiyle uyumlu uyumlu bir şekilde geniş kapsamlı menfaatlerin temsiline yol açacaktır. Ama hata alan Üsküdar'ı geçmişti. Türkiye CHP'nin başvurusuyla AYM'nin aldığı o iptal kararının bedelini Balyoz Ergenekon kumpaslarında 17-25 Aralık'ta hatta 15 Temmuz'a kadar uzanan o yolda çok ağır ödedi. Baktım bütün bunlar olurken Kılıçdaroğlu'nu adaletin gandisi olarak alkışlayanlar ne oluyor orada diye sormamış. TSK'da FETÖ'ye yol açmak için hazırlanmış hukuk kumpaslarını da öyle seyretmişler. 28 Şubat mahkumları ne olacak? Son HSK düzenlemesi 2010'da FETÖ'yü başımıza bela eden tüm sistemi ortadan kaldırıyor. 13 üyenin 4'ünü Cumhurbaşkanı, 7'sini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçecek. Sistem yargıda siyasetin dengeli olarak yer almasını hedefliyor. 2010'da o belayı başımıza açanlar içinse HSK külliyeye bağlanmış durumda oysa sistem herkes için demokratik bir kapı aralıyor 1. Cumhurbaşkanı seçip HSK üyelerinden dördünü kendi tercihlerine göre belirleyeceksin. 2. Genel seçimde oylarını artırıp mecliste çoğunluğu yakalayarak 7 üyenin de belirlenmesini sağlayacaksın. Demokrasinin tılsımı bu. Koyulan kurallar bir şahsı veya bir partiyi hedeflemiyor ki. Sepetindeki yumurta fazla olan sistemi yürütüyor. Kılıçdaroğlu yarın Cumhurbaşkanı olabilir ve o dört üyeyi seçebilir. O zaman AK Partililer yargı CHP'nin emrine girdi diye ayaklanırsa saçmalık olur. 23 yıldır tutuklu olan İlhan Çomak hala orada duruyor. 28 Şubat yargısıyla mahkum olmuş. Çoğunun kararının altında FETÖ'cü hakimlerin imzaları var. Onlarca insan hala cezaevlerinde gün sayıyor, lafına eden yok. Tabii maksat başka. Ne diyeyim? İki yüzlüsünüz. Ardanzen Türk star